Evet sevgili izleyicilerimiz, bugün Hemşin'deyiz ve Ortaköy mahallesindeyiz. Şu anda çalışan çay üreticiliği görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi çalışıyorlar, çaylarını biçiyorlar. Evet, soracağız, onlardan bilgiler alacağız. Evet, kolay gelsin. Sizi teşekkür ederim. Sizi tanıyabilir miyim? Ben Pelin Ataman. Pelin Ataman, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, çay biçiyorsunuz. Aynen öyle, İzmir'den geldik. İzmir'den geldin. Kendi çayımızı topluyoruz. Kendi çayınızı topluyoruz. İlk defa mı topluyorsunuz siz? Ben evet, ilk defa topluyorum. İlk defa topluyorsunuz. İlk defa topluyor. Evet, kısaca şöyle bir röportajındaydım, sonra geleceğim. Evet, sizi tanıyabilir miyiz? Yıldız Ataman. Yıldız Ataman, evet, siz çay üreticisisiniz değil mi? Evet. Üreticisiniz, evet. Siz nereden geldiniz, burada mıydınız? İzmir'den geldim. Siz de İzmir'deydiniz. Hepiniz İzmir'den oluyoruz, Mayıs'ta geliyoruz, yani buraya geliyoruz. Evet, hemen yanına bakalım, daha sonra geleceğim. Evet, sizi tanıyabilir miyim? Ben Halil İbrahim Ataman. Halil İbrahim Ataman, siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İş başa düşmüş galiba. Evet, ilk defa çayın içine girdim. Evet, evet, kolay gelsin. Sizi tanıyabilir miyiz? Ali Ataman. Ali Ataman, yanımızdaki ufaklık. Neymiş ismi? Ha, aferin. Hoş geldiniz. Siz de herhalde İzmir'den geldiniz. Evet, hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Gördüğünüz gibi çalışmalar devam ediyor. Evet, şu anda Hemşin bölgesindeyiz ve tabii ki Hemşin deyince çay biraz farklı, organik bir çaydan bahsedeceğiz. Evet, hemen dönüyorum. Evet, çayımız organik. Peki siz İzmir'den geldiğinizi söylediniz. Ailece buradasınız. İşçi çalıştırmıyorsunuz galiba. İşçi kendiniz çalışıyorsunuz. Peki hemen anneye sorayım. Dönüm olarak ne kadar var şu anda? 2,5 dönüm. 2,5 dönüm. 2,5-3 dönüm, ya yaklaşık 3 dönüm filan var. Hemen babaya gelelim. Evet, 3 dönüm var. Biliyorsunuz Çaykur Genel Müdürlüğü'nce çay fiyatları da açıklandı. Organik daha farklı tabii ki. Nasıl, memnun musunuz? Memnunsunuz diyorsunuz. Peki kota diye bir şey var mı? Hem şimdi bir soralım. Yetiyor kotamız. Evet, sizin kotanız yetiyor. Yani evet, şimdi Çaykur Genel Müdürü ilk defa Rize tarihinde ilk defa bir çok yüksek bir kota verildi. Dekar başına 600 kiloydu. Ama sonradan işte günde tabii dönüm değişebiliyor. Önce 100'er kilo aldılar, sonra 20 kilo, 30 kilo, 50 kilo gibi bir takım sıkıntılar başladı. Şu anda herhalde organik olduğu için sizde herhangi bir sıkıntınız, o sıkıntıyı yaşamıyorsunuz. Evet, peki günde içebildiğiniz kadar çayı verme imkanınız var mı? Yani o zaman şöyle olabilir, yani çay bitince gidebilirsiniz yani. Ya tabii, ben mesela yani onu diyorum. Çünkü şimdi bildiğiniz gibi bazı üreticiler buraya geldikleri zaman bir an önce çayı şöyle gelelim, hafif hem çalışırken bir an önce çayı biçip de gitmek isteyenler var. Onun için de Çaykur Genel Müdürlüğü dedi ki öyle yok. Yani işte diyelim ki 2,5 ton çayı 2 günde biç git, yok. Onun için o sıkıntı var. Ama sizde o sıkıntı olmadığı için sizin yani buralardayız diyorsunuz. Zaten yaz genelde hem çay bakımından hem de dediğimiz gibi bir yazı burada geçirme amacıyla buradasınız diyorsunuz. Değil mi? Evet. Peki hemen şunu da söyleyeyim. İşçi çalıştırmıyorsunuz ama işçi çalıştıran var mı? Yan komşular var. O tarafta var. Yan komşular var. İşçi çalıştırmalı. Yaşçı olup da biçemeyenler için çalıştırıyor. Peki hiç düğüm aldınız mı böyle çayı biçilemeyecek? Çünkü çok konuşuldu biliyorsunuz. Çay biçilemeyecek, tarlada kalacak diye öyle bir şey var. Ortaköy'de olmaz yani. Ortaköy'de herkes çayını... Gelen geldi, gelmeyen de bu akşam geliyor işte. Evet. Onlar da geliyor. Peki bundan önce biliyorsunuz, gerçi sizin çay cüzdanınız var ama yani bir ara açıklama yaptılar, gelemiyoruz falan diye. Siz nasıl geldiniz? İzmir'den geldiniz. Yani izinle mi geldiniz? İzin aldık, geldik. Ha, izin. Annemle babamın ikametgahı zaten buradan. Evet. Biz de kaymakamlıktan iznimizi aldık. Çay kendi üzerimizde. Alacaktı başka hiç kimse olmadığı için. Malum bizler de çalışmayıp evde olduğumuz için hep beraber geldik. Çayımızı toplayacağız. Yani izinli olarak geldiniz. Herhangi bir
sıkıntımız yok diyorsunuz. Evet, dediğim kota da yok, sıkıntınız da yok. Zaten gitmeye de normal belli bir yazın burada olacaksınız. Burada işçi çalıştıranları duydunuz mu? Ne kadar? Mesela ben bir bilgi vereyim. Aşağı yukarı işte Rize bölgesinden, işte Çayeli'den, Pazar'dan bazı kurumlar, örneğin ziraat odaları bir takım bilgiler verdiler. Dediler ki işte 150 veya işte 180 lira fiyat için fazla üstüne alırsalar gelin bize bildirin. İşte eğer tabii yabancı işçi ise derhal işlerine son verelim dediler. Burada duyumlara diyelim, tabii bir şey diyemeyiz şu anda ama sizin bildiğiniz duyumlarla kaça biçiyorlar mesela buradan? Burada bir kere yabancı işçi yok. Yabancı yok. Kendi halkı. Kendi halkı. Komşuları, gelemeyenlerin. 250 lira geçen seneden diye duyum aldık. Ha, duyum aldık diyoruz çünkü. 250 civarında bir şey. Geçen sene 200'dü, bu sene 250 diyorlar. Evet, 250 daha diyor. Daha ne oldu bilmiyorum. Daha, daha belli değil. Evet, duyduğunuz gibi değerli izleyicilerimiz 150-180 şu anda kağıtlarda kalıyor galiba. Tabii ki bunu en iyi üreticiler bilir diyoruz. Peki hemen size bir soru daha yöneteyim. Genelde biliyorsunuz bu çayla ilgili çok konuşan var. Bazıları çayı tanımıyorlar. Kimi çay ağacı diyorlar. Ağaca çıkıyorlar, ağaçtan biçiyorlar diyorlar. Örneğin bu çayın kısa hikayesi yani nasıl başlıyor bu iş? Şöyle diyelim, bir baştan alalım isterseniz. Hani budaması var, tohumla atılması var, gübrelenmesi var. Onu bir sıraya koyar mıyız böyle? Hani bilmeyenleri aydınlatmak açısıyla İstanbul, İzmir, hiç çay bilmeyenler olmadığı için. Mesela sıfırdan başlasak yani. Evet, hemen sıfırdan yine babaya gelelim isterseniz. Çünkü yıllardır buradadır. Sizden çayın hikayesini sıfırdan, tarladan başlayalım. Neler yapılıyor? Tohumunu ekiyoruz. Tohum ekiliyor. 4-5 sene sonra toplamaya başlıyoruz. 4-5 sene sürüyor yani. Evet. Hemen bir senede çıkmıyor. Çıkmıyor. Evet, 4-5 sene, evet, güzel. 5. senede toplamaya başlıyor. Evet. Ondan sonra 5 sene topladıktan sonra tekrar... Gübreleme falan nasıl oluyor? Gübrelemeyi şu an yapmıyoruz. Onun her sene gübre atıyoruz. Yani gübre ne zaman atılıyor? Gübre... O tohumu attık şimdi baştan. Tarlamız var. Tohumu attık. Fide büyüdü, o gübreleyecek miyiz onu? Ha, gübreleyeceğiz dedim. Şu anda gübre yok. 5 sene sonra biçmeye başladık. 5 sene top aynen biçiyorsun her sene. Biçiyoruz. Ondan sonra tekrar yeniden kesiyorsun. Kesiyor. Kaçta kaçını kestiriyorlar? Onun başına %10 kesiliyor. %10 kesiliyor. Peki evet, evet, şu anda dediğimiz gibi gösteriyor. Gördüğünüz gibi duyarlı bir üretici şu anda budanmış bölgeyi gösteriyor. Peki ne yapıyoruz? Nasıl oluyor şimdi bu çaylar? Ağaca mı çıkıp diyorlar, elma, armut gibi mi? Hemen ondan başlayalım. Aynen böyle yaprak. Böyle gördüğünüz gibi sevgili izleyiciler, bakın gösteriyoruz. Hani bilenler biliyor. Evet, böyle yaprak gibi. Kimi küçük küçük bir göstersin bakayım. Kimi elle topluyor galiba. O küçük atladı oyun. Kimi elle topluyor herhalde. Evet, nasıl elle nasıl toplanıyor? Eller elle böyle toplanıyor. Peki elle toplandığı zaman daha kaliteli diyorlar. Var mı öyle bir şey? Evet, elle topluyor. Evet, kimi de herhalde gördüğünüz gibi makasla. Makasla toplanıyor. Beyaz çay şöyle, evet, yeni açmış oluyor. Bunlar elle toplanıyor. Evet, elle. Kilo, günde bir kilo toplayamazsın yani. Günde, evet, onu da günde bir kilo toplayamazsın yani. Şöyle şöyle toplayamazsın. Evet, bir, toplayamazsın. Şimdi bu, buna biz beyaz çay mı diyoruz? Beyaz çay oluyor. Işte. Evet, hemen açalım bak, güzel evet. Bir tam, konu. Tam, bir de beyaz çay çok, evet, daha kaliteli, daha fiyatlı galiba. Daha fiyatlı fakat toplaması çok zor. Yani şu o kadar küçük oluyor yani. Hatta bu bile olmuyor yani. Şu bile olmuyor. Şöyle. Şöyle. Yani ama normal çaydan oluyor değil mi? Normal çaydan. Ha. Yani normal çaydan beyaz çay. Yani şeklinde. Yaprağı açmamış şeklinde olacak diyoruz. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Böyle topluyoruz. Gerek elle gerek makaslarla. Kimi makinalarla toplayanlar da var. Ne yapıyoruz? Torbal boy burada bohçalıyor muyuz? Bohçalıyoruz. Bu bohçaladıklarımızı ne yapıyoruz? Hemen gelin. Alım yerine götürüyoruz. Alım yerine götürüyoruz. Siz de kota herhangi bir şey. Ondan sonra satıyoruz. Evet. Satılıyor. Alım yerinden de çaylar
fabrikaya ulaşıyor. Evet değerli izleyicilerimiz, şu anda çayın tarladaki hikayesini size anlattık. Biraz sonra dediğimiz gibi sizlere ikinci bölümde diğer kısımları sizlere anlatacağız. Oradan göreceğiz. Gördüğünüz gibi evet üreticiler gelmiş. Çaylarının başlarına geçmişler. Herhangi bir şu anda sıkıntımız yok diyorlar. Ve hem yazı geçtiriyorlar hem de güzel şekilde ürünlerini alıyorlar. Evet buradan şu anda sizlere aktaracağımız bu kadar. Evet sizlere kolay gelsin diyoruz. Evet kolay gelsin inşallah. Bir de tabii ki başımızın bir belası var, virüs var. Biraz bir an önce de inşallah onu da atlatırız. Zaten biraz da tabii kendimizi kollarsak çok çok daha iyi olacak diyoruz. Evet sevgili izleyicilerimiz, Ortaköy'den gördüğünüz gibi bir çay bahçesinden güzel bir şekilde sıfırdan başlayarak çayın fabrikalara veya alım yerine gidişini sizlere aktardık. Şimdilik hoşça kalın.